Merhabalar, bu sene 9. kez izleyicilerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın yönetmen söyleşilerine hoş geldiniz. Toz Olmak filminin yönetmeni Hüseyin Aydın Gürsoy ile beraberiz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öncelikle bir başlamadan sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Tabii ben Türkiye Ordu doğuluyum ama 3 yaşından beri Fransa'da yaşıyorum. Aslında bilgisayar mühendisliği okudum burada ama yani 10 senedir sinema sektöründe de çalışıyorum. İlk kısa filmim 2011'de 14. Türkçe adı 14. olan bir kısa filmle serüvenime başladım ve o film ayrıca Ankara Film Festivali'nde de seçilmişti. İlk Türkiye'ye gelişim bir filmle gelişim o filmle olmuştu ve bundan sonra işte bu Toz Olmak filmi 4. kısa filmim. Yeni projeler üzerine çalışıyorum. Teşekkürler. Bu Toz Olmak filminizin de hikayesini aslında sizden dinlemek isteriz. Bu filmin hikayesi nasıl ortaya çıktı? Siz hikayeyi kurgularken, senaryo yazarken nelerden beslendiniz? Hem kendiniz de Fransa'da yaşamış biri olarak kendi deneyimlerinizin de etkisi oldu mu? Karakterler kafanızda nasıl şekillendi? Ve senaryo yazım sürecinde de Roman Bernard'la beraber yazdınız. Orada da ikinizin farklı kültürlerden gelen aslında iki sinemacı, iki insan olarak da sizler o süreci nasıl geçirdiniz? Onları da merak ediyoruz. Tabii. İşte biz Fransa'ya gelirken 90'larda ailem ve yani Türk toplumunda birçok çalışan tekstil sektöründe çalışıyordu ve benim ailem de o sektörde çalışmaya başladı. O zamanlar işte annem babam kağıtsızdı, oturumlar yoktu ve yoğunlukla evden çalışıyorlardı. Onun için zor bir dönemdi aslında yani hepimiz için. Çünkü çok çalışmak zorunda kalıyorlardı ve aynı zamanda da işte oturumlar olmadığı için paralarını almakta zorlanıyorlardı vesaire. Yani o dönemden, o hikayeden yola çıkarak bir serüven anlatmak istedim. Yani o ambiyansı bulmaya çalıştım bu filmde ve şöyle bir soru işareti koymak istedim filmde. İşte bu aile, bu anne, işte parasını vermek istemeyen patronundan parasını almak istersen ne olur? Yani o risk almaya kalksa neler, nasıl gelişir hikaye diye yola çıkarak senaryo üzerine çalışmaya başladım. Ve aslında o böyle bir 8-9 versiyonunu tek başıma yazdım senaryonu. Yapım şirketiyle çalıştık beraber, Takemi Prodüksiyon adında. Ve aslında o kadar versiyon yazınca insan biraz artık projeden de yorulmaya başlıyor. Bazı noktalarda biraz çıkmaz yola girmiştim ve Rona o zaman dahil oldu projeye ve çok büyük bir katkısı oldu. Çünkü aynı zamanda evrensel bir mesaj olması benim için önemliydi. Ve yani bir Fransız birinin hikayeyi anlaması, o ortamı anlayabilmesi ve karakterleri serüvenini anlayabilmesi benim için önemliydi. O açıdan çok büyük bir katkısı oldu, evet. Teşekkür ederiz. Son olarak bir sorum daha var. Hani siz hem Türkiye'de zaman geçirmiş hem yurt dışında da yaşamış bir sinemacı olarak bu farklı lokasyonlarda aslında film çekmek ve bunun üzerine deneyimleriniz nasıl farklar ya da nasıl şeyler gözlemlediniz siz? Ben 2013'te işte doğduğum köyde o Aybastı Perşembe Yaylası'nda bir kısa film çektik. O kısa filmde Türkiye Kültür Bakanlığı'nın desteği de olmuştu. Ve işte tamamen Türk bir ekiple çekme fırsatım oldu. Şansım oldu o zamanlar ve aslında Fransızlarla Türkler arasındaki ortak noktalardan biri aslında sinema tutkusu.
Yani herkes gerçekten çok büyük bir ciddiyetle, çok büyük bir istekle yani çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Yani teknik ekipte kim olursa olsun yani Türklerin daha az motivasyonlu olduğunu düşünmüyorum yani. Tamamen gerçekten aynı tutkuyla sinema yapma çabası var her iki kültürde de. Ama tabii farklılıklarda Fransa'daki sinema sistemi daha farklı. Kısa film daha bir önemi var Fransa'da bu finansman sistemine baktığımızda. Bütçeler daha yüksek tabii. O açıdan teknik ekipman vesaire tabii farklı oluyor Fransa'daki çekimlerde. Sonuca da biraz yansıyor ister istemez. Yani çünkü daha yüksek bütçelerimiz olduğundan işte daha geniş çapta bir ufkumuz olabiliyor sinema anlamından. Daha farklı şeyler deneme fırsatımız oluyor Fransa sinemasında. O açıdan farklılıklar oluyor ama yani gerçekten çok tutkulu bir ekiple çalıştım ben Türkiye'de. Çok da güzel bir serüven oldu benim için. Peki, teşekkür ederiz Ben bugün teşekkür ederim. Çok sağ olun. filminizi paylaştığınız için, söyleşiye de dahil olduğunuz için. Tanıştığımıza da çok memnun olduk. Ben çok Umarım memnun oldum. de festivalde tekrar buluşabiliriz yüz yüze de. Umarım. Çok Teşekkürler. sevinirim. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere.